Hanımefendi, bir şey sorabilir miyim acaba? Niye hemen öyle paraları istiyorsunuz? Kaçıyor muyuz otelinizden? Kusura bakmayın ama otel prensibi olarak iki gecelik ücret çıkıştan önce alıyoruz. Tamam tamam, uzatmayın. Tatilimde en ufak bir pürüz istemiyorum. Alın şuradan ne alacaksınız? Gözünüz para görsün. Ama bu Somali şilini. Ne? Somali şilini mi? Aa! Aa! Ama bunlar dolardı. Hayır, bakın Somali şilini. Aa, Allah Allah! Bu nasıl olabilir ki? Bütün oteller gibi biz de döviz buralarında bozdurabileceğimiz paraları kabul edebiliriz. Bunu alamam. Aa, iyi ama benim üzerimde başka para yok. Kredi kartı alıyoruz. İyi, öyle yapalım o zaman. Allah Allah! Nasıl olur böyle bir şey? Anlayamıyorum ki. Al şuradan, al çek ne kadar çekeceksen. Kartınız onay vermiyor. Nasıl onay vermiyor? Aa, manyak mı bu kart? Başka varsa onu deneyelim. Ben kart koleksiyonumu yapıyorum ha. Yok başka kart mart. Ama o zaman ödemeyi nasıl yapacaksınız? Bilmiyorum. O zaman biz de gideriz sizin otelinizden. İyi ama bir gecelik borcunuz var. Yediğiniz işiniz eksiler var. Onlar ne olacak? Bilmiyorum artık. O sizin sorununuz. Nusret Bey. Bir saniye bakabilir misiniz efendim? Nusret derken? Ne vardı? Hanımefendi ve beraberindekilerin otelimize borcu var. Fakat paraları yok. Şey efendim, bakın biz gidince göndeririz parayı. Ne olacak değil mi? Öyle olmaz. Biz ne gidip de bir daha metelik yollamayanları gördük. Otelde çalışıp borcunuzu ödeyeceksiniz. Fakat beyefendi, nasıl olur ki böyle bir şey? Gayet güzel olur. Hemen odalarınızı boşaltın. Çalışmaya başlayın. Ya öğretmenim, tavuk şimdi sen dana etinden mi yapılıyor, kuzu etinden mi? Yok, ördek etinden yapılıyor. Saçmalama evladım. Akıl var, mantık var. Adı üzerinde tavuk şinitzel. Tavuktan yapılıyor. Ay doğru. O kuzu etinden yapılan kanat ızgaraydı değil mi? Beyefendi, lütfen istirham ederim. Hatta zorlamayın beni. Şuraya istifra ederim ha. Yani insan böyle zorla çalıştırılmaz ki. Allah Allah. Yiyip içip para vermezken iyiydi ama. İyi ama biz sizin paranızı ödemeyeceğiz demedik ki. Dönünce gönderecektik paranızı. Yok ya. Bırakayım da sonra Somali şilini gönderin bana değil mi? Beyefendi, anlatıyorum, anlamıyorsunuz. Bir karışıklık olmuş diyorum. Vallahi ben dolar getirmiştim. Ben anlamam. Ya çalışırsınız ya da polis çağırırım. Tamam tamam. Polis falan çağırmayın ne olur. İhtibarım iki paralık olur. Hadi o zaman. Az laf çok iş. Selen Hanım'ın çorbaları gitti mi? Ya öğretmenim ya. Ben servis yapmam. Hele de Ozan'ın önünde. Konuşma. Sanki ben çok meraklıyım o sarışın yeloz'un önünde buraya servis yapmaya. İşine bak. Yapmayalım o zaman. Yiğit ya. Ondan sonra polis çağırsın da rezil olayım. Ama öğretmenim. Konuşma. Vallahi satır yersin beynini ha. Zaten o sarışın yeloz Burakcığımı kapmış. Sinem tepem de senden çıkar mıyım? İndir miyim bezelye beynine satırı? İşine bak. Yürü. Kızlar, tatilinizden memnun musunuz bakın? Hem de nasıl? Çok teşekkürler. İyi ki gelmişiz. Ben de çok teşekkür ederim Selena. Niye? Eğer buraya gelmeseydin şu geçirdiğim 3 gün yarımda olmadığın herhangi bir çok sıkıcı geçecekti. Öğretmenim, isterseniz biz başka masaya geçelim. Evet, hatta şöyle bir şamdan, mum falan bir şeyler getirsek. Çocuklar. Aa, çorbalarımız da gelmiş. Teşekkür ederim Fikret Hanım. Memnun kalırsak her zaman geliriz, emin olun. Tabii tabii, bekleriz. Bir dahakine sana zıkkını kekini kaynatacağım. Kıvılcım, bu çorbanın tuzu az. Değiştirir misin lütfen? Ya masada tuz var, atsana işte. Olmaz, aynı tadı vermiyor. Şimdi sen bunu götür ve tuzu baştan atılmış yeni bir çorba getir. Olmuyor. Fitnet Hanım, bu kaşık kirli. Yenisini istiyorum. Tabii, getireyim. Okul açılsın, ben hepinize tek tek soracağım. Nasıl efendim, bir arzunuz, bir isteğiniz var mı? Memnunsunuz inşallah restoranımızdan, garsonlarımızdan filan. Çok memnunuz da. Fitnet Hanım az önce size sorarım diyordu. Ne soracaktınız hocam?
Ister mi canım kızım benim? Eşeği soracaktım. Çorbayı beğendiniz mi diye şey edecektim ben. Bu arada odalarınızdan memnun musunuz? Aa, ilginiz için teşekkürler, evet. Siz de hemen odalarınızı boşaltın. Oralara yeni müşteriler gelecek. İyi ama biz nerede kalacağız? Çok soru sorma. Kalacak yer bulunur. Merak etmeyin. İyi eğlenceler. Sağ olun. Yürü. Ne bileyim evladım, ayarlayacağız dedi işte adam. Herhalde personel odasını falan verecekler. Ya bana ne ya, ben hiçbir yerle aynı odada kalmam. Ayım, kokarlar şimdi onlar. Bak tutarım nefesimi. Tutarsan tut, gelsin kafana patlıcanı. Zaten sarışın yellos almış Burakçımı kafanına. Senden çıkartayım sinirimi, indir bir patlıcanı kafana. İşinize bakar. Tımar edip kaşağılarla sabah akşam tüylerini tarayacaksınız. Sonra da ağırı temizleyeceksiniz. At kakalarını da mı? Evet, kakalarını da. Bunları bir an önce yapıp daha sonra otel odalarını temizlik servisine çıkacaksınız. Daha sonra otel aktivite alanlarını temizleyeceksiniz. Hadi başlayın, sallanın. Çok güzel uyumuşum. Yataklar da çok rahattı. Evet ya, iyi ki gelmişiz buraya. Tatlı çok güzel. Ata bineceğiz değil mi Selina? Tabii ki tatlım. Önce boyuna uygun bir at bulacağız, sonra bütün gün ata bineceksin. Yaşasın. Selina. Rujundan birazcık kullanabilirim değil mi? Lütfen. Tamam ama çok az, gel bakalım. Girin. Günaydın. Ben de odayı temizleyecektim de. Sesinize ne oldu Fitnat Hanım? Dün gece biraz ahırda üşütmüşüm. Aa, aslında ahır sıcak olurdu. Atların nefesleri falan ısıtmadı mı yeterince? Yok, ısıtmadı. Ben işimi yapayım. Kızlar. Herkese günaydın. Günaydın. Dışarıda nefis bir hava var. Hazırsanız hemen dışarı çıkalım. Ata bineceğiz. Evet. Hadi bakalım, montunu unutma. Kolay gelsin Fitnat Hanım. Tanrım, tanrım, nedir bu başıma gelen? Halime bak. Bir sarışın yellos sevenlerin arasına girdi. Ama filmlerde hep öyle olur. Sonunda biliyorum ki mutlu olan biz olacağız diye umuyorum aslında, değil mi?